Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. ODF formatında bir dosyamız burada. Gördüğünüz gibi belirsiz. PDF'e nasıl döndürebiliriz? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Telefondan uygulama indirebilirsiniz, onu da buradan göstereceğim. Ama telefon desteklemediği zaman bilgisayardan nasıl açabiliriz? Onu da göstereyim. Şimdi önce dosyamız eğer telefonumuzdaysa WhatsApp web yardımıyla bilgisayarımıza indiriyoruz. Daha sonra Google'a uyap editör indir şeklinde yazıyoruz ve karşımıza çıkan uyap.gov.tr adresini gördünüz. İkinciye bakalım. Burada da Play Store'a direkt sizi yönlendiriyor ve oradan telefonunuza uygulama indiriyorsunuz ama bilgisayarınıza buradan indiremezsiniz. Onun altında da gezginler.net'te yine uyap editör indir şeklinde bu dosyayı indirebilirsiniz. Evet, bunu göstereyim. Şimdi uyap.gov.tr'ye girelim. Burada kullanmış olduğunuz cihazınız neyse, ister telefon, ister bilgisayarınızın işte kullanmış olduğu Windows ve benzeri. Burada yine Android tabanlı işletim sistemleri için veya işte Pardüs tabanlı işletim sistemleri için gibi linkler bırakılmış. Biz şimdi Windows kullandığımız için Windows'a tıkladık. Evet. Şöyle altı göstereyim. Burada indiği görülüyor. İndirme devam etsin. Daha sonra videomuza da devam edelim. Evet. İnmesine saniyeler kaldı. Yani bu dosya formatı normal bir format değil. Yani telefonlar desteklemiyor. Yani bir bu işlerden anlamayan birisi gerçekten çok zorlanır. O yüzden sıkıntılı bir durum. Evet. Son 5 saniye. Şimdi bu uyap editörü bilgisayarımızı aç diyeceğiz. Kurulumunu yapacağız. Evet, böyle bir uyarı var. Bunu kapatalım. Evet, ileri, ileri. Bunu da biraz bekletelim. Videomuzu durdurup ya da gerek kalmadı. Hızlı devam ediyor. Evet, son dedikten sonra evet arkadaşlar, kurulumunu yaptık. Şimdi şöyle göstereyim. Dosyamız burada. Dosyamızın artık şu an üzerine tıkladığımız zaman açılacak. Onda bir sıkıntımız yok. Ben size şöyle buradan göstereyim. Yeni bir dosya için ne yapmamız gerekiyor yani. Buradan sol üst köşeye dikkat edin. Evet, aç dedikten sonra böyle bir açılır bir pencere çıkıyor. Ve daha sonra buradaki oka tıklayacağız. Buradan masaüstünü bulacağız. Evet, masaüstü burada. Masaüstüne tıkladığımız zaman veya dosyamız neredeyse, indirilenlerde mi, belgelerde mi neredeyse bizim dosyamız masaüstünde diyelim ki. Evet, görmüş olduğumuz buradaki dosyanın üzerine tıkladık ve daha sonra aç dediğimiz anda açılacak. Evet, dosyamız açıldı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan ne yapmamız gerekiyor? Çıktısını alacaksak yapmamız gereken yine yazdırma işlemi için de sol üst köşeye geldik. Az önceki geldiğimiz yere tekrar göstereyim. Tıkladık. Burada yazdırı gördünüz. Artık bundan sonrası size arkadaşlar.
Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.